Canlı bağlantımız hazırsa bağlantımızı alabiliriz. Hüseyin Bey günler sonra ilk kez eşi Emine Hanım'ı canlı yayında görecek Özkan yanında. Hoş geldiniz yayına. Söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullandığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk Esra Hanım. Daha önce kaç evlilik yaptınız? Utanmıyor musun o sırtındaki elbiseler? O dolaplar ki elbise doldurdun ya, kimin parasıyla doldurdun? Utanmaz seni. Allah'tan korkmuyor musun? Esra Hanım, ben vicdansız bir kere evlilik yaptım. Vicdansız. Çöplerinden Esra Hanım, oynuyordu. O konuşunca ben konuşamıyorum ki. Konuşamazsın ki, utanıyorsun. Utanmaz. 15 takım benim şey yaptım. Benim utanacak hiçbir şeyim yok. Şimdi ben namusumla evimde oturuyorum. Utanılacak hiçbir şeyim yok. Sen utansan oğlunu kapıya atmasın, kocanı kapıya atmasın. Evimde. Utanmaz. Kandırdın sen bizi. Sen bu kadar iftiraya atınca sen kandırdın. Kaybedeceksin. Benim utanmaz. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Utanmaz. Sen dolapları kaybediyorsun. Boşalt. Çeksin Esra dolapları Hanım, ona sorar mısınız o neden çıktı oraya? Sorar mısınız Esra Cevaplayın Hanım? Cevaplayın soruyu. Senin yüzünden çıktım. Lütfen sen sorun. Niye koydun bizi kapıya? Utanmaz. Utanmıyor musun? Ya o kelimeyi Esra söylemeyelim. Esra Hanım, onun ne dinliyorum sizi. Bakın ama söylemek zorundayım çünkü yapabilecek hiçbir şeyim yok. Şu an sizinle konuşuyorum ve sizin adınızı söylemek zorundayım. Ben neden bu evliliği bitiriyorum? Dengesiz olduğunu siz de görüyorsunuz. Dengesiz ben miyim sen Memine? Ve bana attığı iftiraların artık haddi hesabı yok. Beni rüyalarında niye kıskanıyor? Normalde kıskansa adam diyeceğim. Bakın adam diyeceğim. Diyeceğim ki ortada bir şey var ve beni kıskanıyor. Fakat hiçbir şey yokken rüyada kıskanılır mı size soruyorum. Ve benim psikolojimle oynuyor. Niye kıskanmıyorum? Ama yeter. Zaten inişten, bir yıldır ben onu değil, sevmeye çalıştım. Değil, ona diyorsun ama ki sevemedim. Canım benim. Ben kime canım... Bak benim kime canım deyip demeyeceğimi sana paranı soracak benim değilim. Diyorsun, ona bana canım komut diyorsun. Verip durma. Bu utanmıyor musun? Ben senin paranı yemedim. Beraber yedik o paraları. Beraber oğlum yedik. Şahit, oğlum burada biz, şimdi çıkıyor. Ben, oğlum burada. Utanmayacak tamam, mısın? Tamam çıksın. Sen benim çocuğumla arama girme. Senin benim çocuğumla arama girme. Girmiyorum. Biz, sen senin çocuğun arasına girdin. Biz. Teyze kızı utanırsın. Bak o seni yanlış zaten yapıyorsun. İstemiyordu. O bak, seni istemiyordu da çocuğumun maddi durumu olmadığı için parayla hayır, kandırıyorsun. Allah, ama Allah'ı kandıramayacaksın. Bu milletin. Allah'ı kandıramayacaksın bak, sen. Bak, sen Allah'ı kandıramayacaksın. Allah der sen kandırdın herkes Allah'ı. Herkes haklıyı ve haksızı görecek. Sen kandırdın. Ben Allah'ı kandırmadım. Sen ben kandırdın. Ben seninle nikah kıydığım gün Allah'a söz verdim. Ve senin nikahın altındayken ben sana yanlış yapmadım. Benim yapmadım, bütün doğru, telefon biliyorum. Dokümanlarım her şeyim çıkacak. Ben de her söylüyorum. Her şey çıkacak. Hiçbir yanlışın görmedim. Şimdi bu evlilik, şunu sormak istiyorum. Peki. Bu evlilik peki, samimi şu an orada bir evlilik miydi? Neden çamur et bizi kalsın yapıyorsun? Senin için. Efendim Esra Hanım? Bu evlilik gerçek anlamı. Samimi bir evlilik. Samimi bir yuva Esra kurmak Hanım, amacıyla evet, yapılmış evet, bir evlilik miydi? Peki sana aynen soruyorum. Sana aynen soruyorum. Beyefendi soruyu cevaplasın. Aynen Esra Hanım bakın ben çok çok samimi bir şekilde evlendim. Ve gerçekten de Allah'a da söz verdim. Hadi bu zamana kadar ben evlenmedim kimseyle. Namusum şerefim üzerine. Şunu öğrenmek istiyorum. Dün ama Hüseyin ben, Bey'e... o sözü, ben o sözü tutamayacağım. Hüseyin Bey'e dün şunu sordum. Hı-hı. Siz işte memleketinizde kendi yerinizde yaşarken bu evlilik kararını nasıl? Yani Emine Hanım'la evlenmeniz konusunda kim vesile oldu dedim. Ben anlatayım. Hüseyin Bey de bir yanlışım varsa düzeltin. Evet. Dedi ki ben evlenmek istediğimi açıp Emine'ye söyledim. Yani sizi arıyor. Emine ben düzgün, namuslu, ne evet, bileyim iyi bir doğru, eş olabilecek, yuva kurabilecek biriyle evlenmek istiyorum. Bana bir eş bul diyor. Doğru. Siz doğru, niye evet, ben eş de olarak kendinizi uygun gördünüz beyefendiye? Çünkü kendisiyle hayatınızı lağım olarak değerlendirdiniz ve hiçbir şekilde tarzını beğenmiyor musunuz? İşte giyim tarzı, konuşma tarzı, işte bakımı, vücut temizliği filan. Hata yaptım. Kendinizi yaptım, nasıl evlendim, olarak hata yaptım. Eş olarak en gördünüz. En büyük hatayı kendime yaptım. Evlendim ve pişmanım. Ayrılmak istiyorum. Neden pişmansın? Şimdi Hüseyin hangisinden Bey sizden bir pişmansın? Eş adayı etrafınıza bakın dediğinizde siz nasıl kendinizi ona eş olarak gördünüz? Hayır o istemedi hiç kimseyi. Ben ona arkadaşımı da uygun gördüm. Fakat isim vermek istemiyorum tabii ki. Ben vereceğim. Fakat ben vereceğim. O kendisi asla dedi. Benim ben arkadaşım vereceğim. Tamam verebilirsin problem. Ben vereceğim. Yok, önemli değil konumuz o değil. Ben de yalan yok Özkan Bey lütfen. Gerçekten yalan yok.
Ama o yalan yuva yapmış. Yani. O mu talep etti sizi evlenmek? Tabii, evet, yuva yaptı. Benim peşimden koştu. Tamam, koştum. Benim peşimden koştu. Evet. Ben her yerden engelledim. Şu an yapmış olduğum gibi engelledim. Fakat niye kocan hiçbir zaman peşimi bırakmadı. Niye engelliyorsun? Yalancı enişten engelle. Sen benim kocam değilsin artık. Ben boşanma dilekçemi verdim. Sen benim kocam olamazsın. Bak, vicdanlıysan. Ben seni koca olarak kabul etmiyorum. Onurluysan, gururluysan. Şuraya gel Esra Hanım'ın huzurunda. Bak bu kelimeyi sen bana dedin ki onurluysan, gururluysan, şerefliysen, hasiyetliysen beni boşa dedin. Tamam. Ben de gittim onurumla, şerefimle, namusumla, hasiyetimle boşanma dilekçesi açtım. Gel yakandan düş buraya dedim. Gel buraya. Yakandan düştüm. Buraya sen benim soruları yakandan şimdi buraya merak ettim. Sen benim yakandan düşeceksin. Hüseyin sen Bey. Esra Hanım'a bir şey söyledin. Dedin ki ben onu lağımlardan çıkardım. Tamam. Asıl lağımlardan ben seni çıkardım açlıktan. Sen kimsin ki beni lağımdan çıkarıyorsun? Sen o kadar ben pisliksin ki tırnaklarını yiyorsun, tırnaklarını. Ben seninle lağıma baktım. Dururken. Benim hayatım o kadar gidin, güzeldi ki. Gidin dolaplarını karıştırın. O kadar güzel bir hayatım varmış ki. Yılların alamadık elbiseyi aldım. Aç kulağım, güç kulağım. Yılların yemediğini bunu aldım. Bunu kabul etmiyorum. Peki. Lütfen eski mahallemdeki herkes bağlansın. Lütfen rica ediyorum. Şunu öğrenmek herkesten, istiyorum. Herkesten, limonculardan tut. Herkes bağlansın. Şunu öğrenmek istiyorum. Evet. Hüseyin Bey aslında sizinle olan ilişkisini ve yaşadıklarını anlatırken çok da samimi bir şekilde yani tüm öz eleştiriyle anlatmış. Şöyle bir cümlesi var. Seni baştan aşağı konuşmana kadar değiştireceğim. Benim istediğim gibi bir erkek olacaksın. Onu mutlu edebilmek için evdeki temizliği bile yapardım. Zaten. Fakat karım bana çok aksi davranırdı. Üç lafından biri... Seni bu evde istemiyorum olurdu. Hep beni kovardı. Ben evet. ona canım aşkım evet. dedikçe evet. bu kadar vıcık evet, vıcık olma senden nefret ediyorum derdi. İlk günden beri nefret ettiğiniz adamla yani tanımadan niye nikah masasına oturdunuz ki siz teyze çocuklarısınız? Cicik vıcık yapamıyorsun cicik vıcık paraları ben, yiyorsun. Ben sen dün, var ya ben sen dün size, bir dolandırıcısın. Bakın, ben dün size zaten... Oğlum burada. Oğlum ya, burada Allah'ın şahit olacak. Anladın. Dur bir konuşunca ben konuşamıyorum. Konuşamazsın tabii. Konuşamazsın. Ben kızım için evlendim. Dedim ki sen kimsin ki beni susturuyorsun be? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Önce konuşmayı öğren. Sen önce konuşmayı öğrendiğinden işte önce konuşamıyorsun. Önce konuşmayı öğren. Tamam mı? Ben köylüyüm ama şehirlinin tamam, efendisiyim. Ben niçin evlendiğimi dün size izah ettim. Tamam mı? Dedim ki ben kızım yabancı bir erkek bu eve girmesin. Ben onunla o yüzden ulan evlendim. Ulan kızın saçlarını pıncıkına var ne kadar... Geçer mi? Mi? Kaç gün hayatınız geçti? Onun iddiasını şu. Tamam geçmezse sen düş bulunduğu yakamda. Evi yaptırana yani kadar... Düşeceksin, peşime bir gelacaksın. Bir saniye. Bulunduğu evi yaptırana kadar, her şeyi bana aldırana kadar hayatımız güzeldi. O nedir? Şuna bir bakalım yaklaşabilir miyim? Hayır. Şurada hayır. Bir Esra tür Hanım insanlara yalan. Sorun. Kesinlikle şu yalan. Şu kiloları eve girende. Kesinlikle yalan. Hiçbir zorluk asla ben yoktu. Onunla bir güne yorum, bir gün dolapları, düzgün bir hayat Özkan sürmedim. Özkan Bey fotoğrafını çeksin. Bak Özkan Bey fotoğrafını çeksin. Tamam. Ev, Özkan Bey şimdi mislisi. Evi dolaşacak. On Özkan mislisi. Bey şimdi evi dolaşacak. Rica ha. ediyorum. Her yeri dolaşın lütfen. Peki ama şunu bu söyleyeceğim. Hepsi Hüseyin Bey de şunu söylüyor. Seninle bu ev bitene kadar gayet ha. iyi miydi? Bu arada hayır. işte 20 kilo yağ, bak, 40 kilo tere, 40 kilo tereyağı hayır. falan yazıyor. Hayır. İlk evlendiğimiz günden ay. Beri... Tamam. Şöyle yat. Niye gıcık gıcık ay, yapıyorsun? İlk buralara bakar mısınız? Bıcık bıcık yapma. Bıcık bıcık yapma. Paraları bıcık bıcık tamam, yiyor ya. Biz yudum soğuduk. Yudum. Yiyor ya. Ya bir şey söyleyeceğim Hüseyin Bey. Yani efendim? Aslında bu davranışların hepsi karşı tarafın sizden haz etmediğini. Ne bileyim yani tiksinmek kelimesi niye gitti bağlantı? Gelecek tekrar. Hani tiksindiğini gösteriyor ya. Abla dedi ki alışırız. Alışırız. Kim diyor? Alışırız. Ben diyorum ki Emine. Ya... Ufacık bir sevgi. Bak teyze çocuğuyuz. Hiç olmazsa sevgilim deme. Canım deme. Esra Hanım deme. Alışamadık. Bak, Esra Hanım alışamadım. Deme. Ben alışamadım. Ya onu anlayabiliyorum. Alışırsın. Sen benim yüzüme dedin ki sen insan. Sen dedin ki yanlıştaydı.
yayında. Bak, burası ne kadar Esra Hanım. Çok çirkin. Bak, Esra bak. Hanım. Bunu bir kadın kocasına derim. Söyledi. Onu neden söyledin biliyor musun? Neden söyledin? Bak. Bu cümleyi kurdunuz mu? Tekrarlamayacağım. Kocamla evlendin kötü. Biz, hayır bir dakika söyleyeceğim ben. Ha. Kocanızla evlendiniz o benden iyi. Falan kişiyle bilmem ne yaptınız benden iyi. Üç kişi saydı. Ben de dedim. İfadeyi daha çirkin boyutuyla kurdum. Bak. Bana söylediği. Aynen, ben aynen yalan konuşmuyorum. O değil bak. Dur. Seni ilk günden beri istemediğini bildiğin birine niye yalvarıyorsun? Esra Hanım, yalvarmadım ben. Yalvarmadım. Sadece sevgimi verdim. Dedim ki teyzemin kızı. Ben getirdiyse yalvarmadın o yedi. Mı? Ben getirdiyse o yedi. Ben getirdiyse sen... o yedi. Esra Hanım, İyi yaptım, yemenin. Yedim, tamam. Burada. Beraber yedik, beraber. Bak, ben sizin beraber. Ne demek istediğinizi sen gayet... Sen varken kim yedirecekti, pardon? Ben kaç gün Pardon, yedim? Pardon, kim yedirecekti ben bana? Ben köye ki gittim ya, köye gittim ya. Gittiğim günü evet. Sana komple evin kirasını 15 milyar bıraktım senin göğsüne. Hayır, hayır, yalan. Dedim, yalan, yalan, bak, hepsi dinle. Yalan. Her şeyi çıkarttı. Benim 3 tane bileziğimi yedirdi dinle, bana. Dinle, dinle. Esra Hanım dinle. Bana 3 tane hayır. Bileziğimi yedirdi. Ve 3 tanesini de, 3 tanesini de ben bozdurdum. Dinle. Eşyaları aldım. Kendini Allah'tan etme. Bilezikleri lütfen kendini Allah'tan etme. Ya sen baba, var ya. Babandan seni, mı getirdin? Seni mihir verdin bana. Mehir kaç tane mehirin vardı verdi. Senin? Bana. Kaç taneydi mehirin? Benim kaç tane mihirim vardı? Ben Allah sana aşkına söyle mehir, kaç tane mihirim vardı dedim benim. Ki sana dedim kuyumcuda ne kadar altın varsa alacağım. Aa, alacağım inanmıyorum. Dedim. Cüneyt Bey'i mısınız? Lütfen evet, rica ediyorum. İsme geçen herkesin söz ediyorum. Hakkı vardır. Tamam. Cüneyt Bey'i bağlar mısınız? Lütfen. Tamam. Esra Hanım kurban olayım. Yok yok bağlarım bunların hepsini. Tamam. Bunların lütfen. Hepsini bağlarım. Bak mesela lütfen. Boşanma isteğinizi alışamamanızı çok iyi anlarım ama hala kafamdan cevabını net alamadım. Hep arada kaynayan şeyler var. Siz Hüseyin Bey'le tanışıklığınız var mıydı yoksa ilk kez İzmir'e geldiğinde mi tanıştınız? Hayır ben çocukken tanıyordum sonra o evlendi. O evlenirken ben 8 yaşındaydım. Onun kucağında oturuyordum ben dayı diyordum ona. Yazıya kadere nalet olsun. Ben onu daha evlendikten sonra öyle çok ara sıra hani böyle gördüğüm falan oluyordu. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.